Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli yapıların dönüşümü kapsamında 125 bin liraya kadar düşük faiz desteği sağlanan kentsel dönüşüm kredisinde limitin 200 bin liraya çıkarılacağını açıkladı. Peki kentsel dönüşüme girecek yapılar için ne yapmak gerekiyor? Ayrıntılar haberimizde. Kentsel dönüşümün hızla yürütülmesi için bu alanda seferberlik ilan eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönüşüm desteklerine yenilerini ekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın riskli yapı ve riskli alanda yer alan evlerin dönüşümü kapsamında 125 bin liraya kadar düşük faiz desteği sağladığı kentsel dönüşüm kredisine limiti 200 bin liraya çıkarmak için çalışma yürüttüğünü söyledi. Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyetleri sağladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, Türkiye genelinde toplam 4 milyar 370 milyon lira kira yardımı yapıldığını, hak sahiplerine 145 milyon lira kredi faiz desteği verildiğini söyledi. Noter harcı, tapu harcı, damga vergisi gibi vergi, harç ve ücretlerden muafiyet sağladık. Toplam 15.5 milyar lira kaynak kullandık diye konuştu. Türkiye'de bulunan 28.6 milyon konutun yaklaşık 6.7 milyonu riskli durumda. 6.7 milyon konutunsa yaklaşık 1.5 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor. Peki kentsel dönüşüm için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle dönüşüm olması istenen taşınmaz için riskli yapı raporu alınması gerekiyor. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilerek yetkilendirilen aracı kurumlara başvuruda bulunulması yeterli. Apartmanlarda riskli yapı raporu almak için tek bir kat sahibinin başvuruda bulunması yeterli. Bu rapora diğer kat sahiplerinin itiraz etmemesi durumunda bina yıkım kararı veriliyor. İtiraz edilirse bu durumda ikinci bir değerlendirme yapılması gerekiyor. 20 yaşından daha eski olan binalarda kentsel dönüşüm başvurusu yapılırken yine binanın yapım tarihine bakılmaksızın temelinde ya da duvarlarında çatlak ve hasar olan binalarda da riskli yapı tespit raporu istenebiliyor. Riskli yapıların yıktırılması aşamasında da taşınmaz maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilerek yapının yıktırılması isteniyor. Yıkım sonrasındaysa parselin durumuna ilişkin yeni bina yapılması, payların satışı gibi işlemler değerlendiriliyor.